Merhaba Webtekno takipçileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda biliyorsunuz piyasalar yangın yeri. Fiyatlar bir uçuyor, bir düşüyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Biz de böyle otururken dedik ki ne yapalım? Artık bizim yeni bir telefonumuz olsun diye düşünerek iPhone X'ları alalım. iPhone 13'e kendi ellerimizle çevirelim dedik. Bu kutuyu Çin'den getirttik. Kutunun içinde bayağı bir malzeme var. Şöyle içeriye doğru bir geçelim. Yine Orhan abinin yanına geldik. Sen Orhan abiyle ilk kez tanışacaksın. Şu an tanışacağım. İnşallah seveceğiz. Teknik servis, ilk teknik servis tecrübesi Merdan'ın da. Bir görsün bakalım cihazın içini falan neler varmış, neler yok. Bir geçelim içeri. Çin'den gelen kutudan neler çıkıyor onları bir görelim. Sonra da işleme başlayalım bakalım neler bizi bekliyor. Merdan'cığım buyur. Şimdi kutuyu bir açalım. Kutuyu. Öncelikle bu kutu bayağı üst düzey kaliteye sahip bir kutu. İlk olarak telefonumuzu çıkarıyoruz. Şimdi bu elimde görmekte olduğunuz kasa arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimde şu anda görmüş olduğunuz meme Anaconda. Birazdan bu cihazın arkasına yerleştirilecek. Yani bu telefonun içini komple alacağız. Bu telefonu aktaracağız. Ama tabii bunu biz yapamayacağımız için Orhan abiye geldik. Onu da şimdi dahil edeceğiz. Burada hatta kendisi. Yine ben. Dinliyor şu an. Bu arada hani sadece işte kasası değişmeyecek. Bayağı içindeki her şey kullanılabilir duruma kadar gelecek yani. Şimdi bu da. Şimdi burada gördüğünüz de şu stickerımsı şeyler. Biri su geçirmezlik bandı. Şu ince uzun şeyler pili yapıştırmak için kullanılan band. Şuradaki yuvarlak kısımda yine kablosuz şarj yeri için şu kasanın içindeki bölüm için. Bu da galiba hediye olarak kılıf bir göndermişler. Bir de kılıf göndermişler. Bu kasayı Çin'den aldık arkadaşlar. Yani bildiğiniz Çin'den satın aldık geldi. Bize yaklaşık maliyeti kasanın sadece 500 TL bandında. Peki bunun işçiliği ne kadar abi? İşte o kısma da şimdi Orhan abi dahil edebiliriz. Bir pazarlık yaparız. Buyurun. İşçiliği de 600 lira gibi bir rakam olacak. Evet. Çünkü gördüğünüz gibi bunların hepsi tek tek ayıklanıyor. Buraya aktarılıyor. Yaklaşık 200 saatimiz de alıyor. 3 saatlik işlemin sonunda peki bu telefonu birine götürsek bize der mi bu iPhone 13 olmamış, bu iPhone 13 değil diye bir şey diyebilir mi? Bu işten azıcık anlayan biri anlamaz herhalde. Şöyle herkes arkasına baktığı arkadan için anlamaz. Muhtemelen anlamaz. Evet. Bu kasa birebir X'ler için. Hani buna herhangi bir X modeli ya da iPhone 11'e 13 yapalım desek olmuyor değil mi? Malzeme sana emanet. Okey başlayalım abi. Hadi kolay gelsin abi. Cihazımızı bir teslim ediyoruz abi. Son kez böyle bir X'lara bakıp buyur abicim bunu 13 olarak inşallah. Evet. İnşallah çalışır. Ben de çalışacak. Şu anda size arkadaşlar model numarasını vesaire zaten gösterelim videoya başlarken. Cihaz gerçekten iPhone X'ler. Herhangi bir oyun, herhangi bir sıkıntı yok cihazda. Kameraları çalışıyor, Face ID'si çalışıyor abi. Başlayalım. Ben cihazı alırken cihazın asla açılmadığını söylediler. Ben de bu arada kendim de kontrol ettiğimde açılmadığına ikna oldum. Bir de Orhan abi kontrol edecek bakalım. Şu an ne oluyor abi burada? Daha rahat açılsın diye ısı bantlarını sıcaklıkla hafifçe erimesini sağlıyoruz. Daha rahat şekilde çıkıyor. Abi yapma. Aman abi. Açılmış mı? Açılmamış bence. Açılmamış mı diyorsun abi? Açılmamış. Dur, benim şöyle bir duruşum var abi burada biliyorsun senin yanında. Sohbet, muhabbet. Zaten ilk kuralı. Evet. Buca oturuşu yaptım yine yancı. Arkadaşlar bu feraset, bu duruş, şu bakışlar. Çok zor. Böyle hatır işi için mi yapıyorsun hatır bu tarz şeyleri yoksa değiyor mu yani uğraşmanıza? Yok hatır için. Bir müşteri gelse böyle başına dikilse müsaade etmiyorsun değil mi? Hayır. Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Söyleyemem. Bekletmiyoruz diyoruz. Başımızda bekletmiyoruz. Zaten şöyle bölme var ya. Orada istediği kadar bekleyebilir. Yani orada sana şu an çık dışarıda bekle demek istiyor farkında mısın? Arkadaşlar biz çıkalım. Şu anda işin en zorlu tarafı işte aldığınız böyle boş kasanın parçaları aktarılacak. Tabii aldığınız şeyden kasadan demirleri falan çıkmıyor onlar aktarılacak. O yüzden gözüktüğü kadar da basit bir şey değil. Ne durumdayız abi şu an? Kasanın kendi filmine gelen filmini aktardık. Artık geriye bir şarj soketi kaldı. Güzel. Ben böyle de kullanırım abi sıkıntı yok bu arada. Al. Sağ ol. Şimdi biz bunu yapıyoruz o zaman da ben bir şey diyeceğim sana. Evet. Mantıken biz şu an illegal bir şey yapmıyor muyuz? Çünkü XR var elimde ama ben bunu 13'e çeviriyorum. Bu illegal değil mi? Şimdi şöyle eğer bunu gidip birine satmaya, kakalamaya çalışırsan evet illegal. O doğru. Şöyle bir durum var sadece. Eğer garantili bir cihaza bunu yapsaydık telefonun garantisi patates olurdu. Bu... Ama biz suç işlemiyoruz yani. Yok hiçbir suç yok abi. Öyle bir şey tamam, yok yani. İşlemiyor. Yani sonuçta anladım. Kendi isteğin değil mi abi yani? Kendini mutlu ben etmek suç için. Ben suç ortağı olacaksam yani tamamen legal bir şey. Evet. Yani iş bittiğinde göreceksiniz. Ekrandaki bombeden dolayı hani 13 olmadığı çok belli olacağı için bunu böyle masanın üstüne ters çevirip koyunca anca benim iPhone'um 13. Güzel olacak, çok güzel olacak. Kılıfını da takacağız üstüne, devam edeceğiz burada. Evet abi. Şimdi sen bayağı moda girdin bu arada abi. Oturdun abi. Tabii yani. Ben çözeceğim. Bugün bu işi öğreneceğim. Ozan abi. Şimdi bize neler yaptığını bir anlatsın arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Şöyle yaptım. Soketleri aktardım şimdi. Soketler bitti. Titreşim motorunu da taktım. Gördünüz siz zaten yani. Aramızda lafı olmaz. Onu da taktım mı NFC'yi okuyacak. Kablosuz şarj gelecek. Olay bitecek orada. İşin şakası bir yana alt bölüm bitti. Üst bölüm gerçekten bayağı bir zorladı. Şimdi yukarıya kamera takıldı. Şöyle Merdan'ın eline vereyim. Hiç görmedi daha ama çakma kamerayı görmüştü. Bilmiyor olsam mesela ayırt edebilir misin normalde? Abi ben
dikkatli bakıldığında ayırt edilebileceğini düşünüyordum ama çok hafif, çok hafif belli oluyor ama bence bayağı başarılı. Net, çok uğraşsan, detay, evet. Uğraşsan evet. Anlarsın değil mi? Uğraşmak lazım, bayağı başarılı görünüyor. Bu arada arkadaşlar işlem başlayalı yaklaşık 3 saat Orhan abi olmak üzere. Versin. Olmuş mu ya o kadar? Oldu abi. Gündüz başladık, akşama bitireceğiz herhalde abi. Hava kararıyor inceden. Bayağı acım zahmetli bir iş. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Devam edelim bakalım neler olacak. Bitmek üzere mi şu an gerçekten? Evet, şu anda pilin bantlarını takalım. Abi bu sefer son dedin. İnanmak istiyorum artık. Bu pil bandı önemli değil mi abi? Evet. Ya bunu böyle çift taraflı bant falan yapıştıranlar var. Ne düşünüyorsun o konuda abi? O da tutuyor. Tuttuğu sürece sorun yok. Hayal gücüne kalmış. Oğuyla yapıştırırsın da sökerken pil patlayabilir elinde. Elmayı görürsek okey mi her şey? Bilmiyorum. Bizimize inanıyor musun o zaman? Ben Orhan abiden şüphem yok. Benim de yok vallahi. Kesinlikle. İyi öğrettiğimi düşünüyorum bu işi. Elma göründü arkadaşlar. Evet. Elmadan ileri gidemeyebilir arkadaşlar. Hoppa, geldi. Hadi bakalım. Geldi mi? Geldi. Hadi hayırlı olsun. Çok güzel. Şimdi seslerimiz var. Siz deneyin isterseniz. Çok güzel. Tam kapatmadım. Tamam. Kaymak gibi olmuş tuşlar ha. Bakın arkadaşlar kilit tuşu çalışıyor. Bu arada çıtır çıtır sesleri geliyor yani. Evet. Bayağı net oturmuş. Face ID ve tuşlar okey. Yukarıdaki ses kilit tuşu da baya çalışıyor. Flaşı ne olmuş acaba merak ettim. Şöyle flaşı evet onlar ayrı yollamışlardı. Flaşı açtım. Şöyle hemen gösteriyorum. Yani parlaklık farkı çok fazla. Evet, baya bariz bir şekilde bu daha beyaz mesela bu daha sarı. Avantajlı olabilir dezavantajlı olabilir bu. Çok da çakma gibi durmuyor aslında yok, yani. Yok yok hakkını yememek lazım evet. Yani baya. Bir de kamerasını dene istersen bir aç abi. Kamerayı bir selfie yapalım birlikte. Şöyle önce bir arka Orhan kamera deneyelim gibi. Orhan abimizi deneyelim. Evet. O kadar yaptın abi. Helal abi. Gayet güzel iyi olmuş abi. Eline sağlık. O zaman artık son, son dokunuşu yapalım. Buyurun. Hadi bakalım abi. Çile diyebilir miyiz abi bu iş için? Diyebilirsin. İstersen diyebilirsin. 4 saattir uğraştığı için artık çile gibi oldu Orhan abi için. Ben şunu alabilir miyim peki abi? Tabii. Abi özür dilerim. Ya bence kırmızı kasayı da alır. Evet Ozan. Bugünkü emeklerinden dolayı evet. Bu kasayı sen bence hak ettin abi sonuna kadar. Teşekkür ederim sağ ol. Bunu hatıra olarak saklamak istersen. Tabii ki isterim. İçini bulamayınca abi kasasını alalım dedik. Bize de kasası kaldı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne demek ne demek eyvallah. Ben şöyle bir şey desem. Şimdi ben bunu beğenmedim abi. Ben orijinal kasamı geri istiyorum. Zaten orijinal kasayı geri veriyoruz. Yok hayır. Arkadaşlar şimdi bütün işlemi tamamladık. Telefon elimizde çok güzel bir şekilde görünüyor. Ozan ne düşünüyorsun abi? Vallahi güzel bir cihaz oldu. Sadece şurada içerideki kırmızılığı görünce bende ufak bir anı canlandı. Bir araba bakmaya gitmiştim beyaz renkte. Ön tamponuna bakarken kontrol ederken içten bir baktım kırmızı abi. Adamlar çıkma tampon takmışlar ama iç kısmını boyamamışlar. Bizim cihaz da tam olarak öyle oldu. Ama çok da güzel oldu gerçekten. Elinize sağlık. Hem Salim abi hem Orhan abi ikisi birlikte yaptılar. Bayağı çünkü uzun sürüyor işlem. Arada bir yer değiştirdiler. Birinin bıraktığına diğeri devam etti. Toplamda da 4 saate aşkın bir sürede havada karardı tamamen. Kamerası çalışıyor, face ID'si çalışıyor. Şu kılıfı da istersen takalım evet, cihaza. Takalım abi, son noktayı da koyalım. İçinden çıkan kılıfı 6.1 inçlik. Şöyle koyayım. Koyalım bakalım takalım. Nasıl oluyor. Çok hafif bir ekranda bir bombe var. Bombe var. Başka da hiç kimse yani anlamaz yani ilk bakışta. İkinci hiçbir bakışta anlamaz yani. Evet yani şu kılıfı takınca da aslında şey... Bak kılıfı taktığımızda o şeyi de yok ettik şu an, o çıkıntıyı da yok etmiş evet. Olduk. Bu yüzden biraz daha... Elimizde durdu. Arkadan baktığınızda gerçekten anlaması inanılmaz zor. Ama iPhone 13 ailesindeki küçük çentik yüzünden olay patlıyor aslına evet. Bakarsanız. Çünkü şu kısımda direkt, patlıyor telefon. Aynen öyle. Çentik kocaman bir çentik olarak karşımıza çıkıyor ki ekran kasa oranı da çok büyük. Abi tekrar elinize sağlık. Aynen. Sabrınıza elinize, sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Bayağı bir yorduk bugün evet, onları arkadaşlar ama sağ olsunlar bayağı çektiler bizi aynen yani. Aynen öyle. Orhan abi de cepteknik35 diye Instagram'da aratırsanız arkadaşlar kendisine ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bu konuyla da başka bir konuyla alakalı diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sen pozu mu yaptın oğlum? Abi herkes aynı şeyi söylüyor son günlerde de yani. Ya, her zamanki abi kardeşim.